En çok görüldüğü yer Avrupa ülkeleri oldu. Vatandaşlar bilet ücretlerini kendileri karşılayarak ülkeye dönüş yapacak ve karantina altına alınacaklar. Avrupa'dan dönüş için yoğun talep. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona her gün can almayı sürdürüyor. Virüsün Çin'den sonra en çok görüldüğü yer ise Avrupa ülkeleri oldu. Vatandaşlar bilet ücretlerini kendileri karşılayarak ülkeye dönüş yapacak ve karantina altına alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıklayarak şu ifadelerde bulundu. Ve bu toplantı doğrultusunda yine 15 Mart gece yarısı itibariyle 9 ülkeye uçuşlar durduruldu. Bunlar Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda. Ve dün 16 Mart yerel saatte 17'ye kadar dönmek isteyen geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlarımız ve o ülkelerde öğrenci olarak bulunan kardeşlerimizin misyonlarımıza başvuru yapmalarını istedik. Ve dün akşam itibariyle bu başvurular tamamlandı. Tabii bu başvuruyu yaparken de vatandaşlarımız gelince herhangi bir sürprizle karşılaşmasın diye döndükten sonra 14 günlük karantina ve gözetim altında olacaklarını da vatandaşlarımıza duyurduk. Dün akşam yerel saatte 17 itibariyle de 3614 vatandaşımız başvurdu. Ve Türk Hava Yolları ile Ulaştırma Bakanlığımızla da tabii koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. 34 sefer planladı Türk Hava Yolları. Fiyatları da son derece makuldu. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul'da ve Kocaeli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği kredi yurtlar kurumlarına yerleştirecekler. Yine dün akşam itibariyle biliyorsunuz 6 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Toplamda 20 ülkeye uçuşlar durdurulmuş oldu. Evet, 14 günlük bir karantina söz konusu dönenler için Türkiye'ye ve doğrusu da bu, herkes rahat bir şekilde iyi yerler veriyorlar. Bazıları feveran ediyor, efendim buralar çok kötü falan diye, ama görüyoruz öğrencilerimizin kaldığı yerler ve güzel yerler, boşu boşuna ne kendinizi ne de ülkemizi yakmayın. Oturun 14 gün orada adam gibi bekleyin ve ondan sonra da piyasaya çıkın. Efendim.